Merhaba arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir Tayyip karşınızdayım. Ee, önceki videoda güzel ilk olmasına rağmen uzun zamanda video atmamama rağmen güzel bir beğeni geldi. hiç Çekiliş falan yapmadığım halde. Teşekkür ederim. Ee, destek vermek istiyorsanız bu videoda beğenebilirsiniz. Herhangi bir şekilde maddi destek vermek istiyorsanız da abone de olabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ee, bu videomuzda ben ilk geçen videoda bahsettiğim gibi ilk başta yeni gelen koleksiyonları ve yeni gelen kutuları sade tek başlarına birer defa deneyeceğim. Ondan sonra birbirlerine karma yapacağım. O olsun. Farklı farklı operasyonlar ve koleksiyonları birleştirerek e, trade up'lar yapmaya çalışacağım. Olabildiğince minimal ve ucuz tutmaya çalışacağım her şeyi. Battle Scarlet da yapmaya çalışabilirim. Ama şunu unutmayın. Ben Battle Scarlet yapıyorum diye siz de yapmayabilirsiniz. Yani sonuç olarak bunun Faktörün ibleri de güzel kazandırıyor. Önceki videoda da söz ettiğim gibi bu videolar 5-6 dakika geçmeyecek haberiniz olsun. Çok sıkılmanızı istemiyorum aşırı. Şimdi hemen geçelim. Ama öncesinde hangi itemleri yapacağımı göstereyim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 tane bundan aldım. E, 10 tane farklı almak isterdim aslında ama e, bunlar ne lan? Filtresi mi almışmış? Olur o da fark etmez. BS de yapabilirdim. Onu da olur. Şimdi bunları Battle diye yola çıktım ama biliyorsunuz yeni gelen kutu var. Yeni gelen operasyon var. Shattered e, Web, Web Collection ben işte. E, o koleksiyona ait bir şey bu. Şimdi Battle alacaktım. Tabi Filter Star'a karışmış. Bunun güzel bir olasılığı var. En azından çıkma olasılığı olan şey e, paramızı iki buçuk katına, 3 katına yakın bir çıkarmamızı, katlamamızı sağlıyor. 3 katını diyemem de. 2.5 buçuk, iki buçuk falan işte. Şimdi ama şöyle bir olay var bana bunun toplam maliyeti şu gördüğünüz 10 itemin toplam maliyeti 7 lira. 7 lira aynen 7 lira yanlış hatırlamıyorum 7 lira. Tanesi 70 kuruşu almıştım tabi bunlar çok değişiyor fiyatları yeni geldiği için her şey bir yandan düşebiliyor bir yandan daha da artabiliyor haberiniz olsun. Ona göre takılabilirsiniz. Başka ne diyecektim? Aynen tamam şimdi göstereyim ne çıkacak ne kadar çıkacak zaten belki biliyorsunuzdur da. %20'lik bir şans oranımız var. Bütün itemlerde toplam 5 item çıkacak. %20'lik %20'lik bir şansımız var. Öncelikle birinci çıkma olası olan şey PP Bizon Embargo. Embargo ee, ambargo diyebiliriz herhalde bilmiyorum. Ee, 2 lira yani Filter Star yaklaşmış 2.85 diyebilirim. Melbourne'daki 39. Yani aşırı bir fiyat farkı yok. İkinci itemimiz MP7 Neon Play. Bunun fiyatı kaç para? Bu 2.62 3.08 arasında değişen bir fiyat aralığı var. Tabii faktör almadığımız için. Faktör dediğim gibi siz de faktör yaparsanız ee, Tabi biraz daha fiyatları artabilir. Ben ona birazdan bakacağım. Biraz daha artacak değil. Bayağı artacak hatta. Neyse. E, üçüncü yüzde emir çıkma olası olan şey 2.33'lük ve 2.91'lik arasında gördüğünüz bu e, fiyat aralı. Çok bir şey değil. Çok bir şey değil. Gerçekten değil. Şimdi şunları kapatalım. Son olarak sondan önceki pardon. E, bunun çıkma olasılığı var. Field testi 7.53'müş. Güzel aslında. Bir dakika harbiden güzelmiş. Bir saniye. Aa harbiden güzelmiş bu. Sevdim. Tamam. Filtresi de yapılabilir. Bir daha birazdan ona da bakacağım. Onu da kontrol edeceğim. 753'te 993. Tamam okey. Güzel. Sevdim. E, ee, bunda %20 bir şansı var. Bizim çıkarmayı beklediğimiz şey ise bu. A42 Red Road. Ee, bunun fiyat aralığı 22.65'te 20.54 bizim çıkarma olasılığımız olan şeyleri söylüyorum. Ee, ama biraz önce gördüğüm kadarıyla AUG'da çık şey AUG'da güzel bir e, fiyat aralığı var. Onu görmeyi yani görmeyi unut ben şey yapmıyordum, beklemiyordum. Kaçırmışım aradan. Şimdi bakalım. Ee, ben ne almıştım? Barrett da almıştım. Bütün hepsini açalım şunların bir. Şimdi filtresi toplasak ne oluyor? 85 güzel. 8 liralık bir maliyeti var yani tamam. 80, 79, 85, 97, 85 95. Yani o zaman şöyle yapabiliriz. Tekrar açayım ben şu koleksiyonu. Şöyle yapabiliriz. Zaten bana bunun toplamda 7 liralık bir maliyeti var. Bu maliyeti 8 liraya çekeriz. En azından pure bir zarar yapma olasılığından birazcık kaçınırız. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, mesela ben bunu 7 liralık bir şey yaptım ya. Benim %20 şansla kar ve e, kar yapma olasılığım var. Yani geri kalan %80'de full zarar yapacağım. Ama field test'ı toplarsak en azından %20 kar yapma şansım var. Bir de %20 verdiğim parayı geri alma şansım var. En azından bir 50 kuruş 40 kuruş şeyle zararla. Yani field test şu anda daha mantıklı geldi. Bence öyle. Çünkü battle yapacağım şimdi. Ve avuk çıksa dahi 3 lira olacak. Ama field yapsaydım avuk çıksaydı 50-55 kuruş en fazla 1 lira bir zarar yapmış olacaktı. Olsun. Yani bunu çözmemiş, çözmemiz güzel oldu. Tamam. Şimdi geçelim koleksiyona. Ee, nereden yapıyorduk? Her defasında unutuyorum. Her defasında unutuyorum. Ama e, ee, ilk videonun şansında tabi birkaç 5 liralık mı şey 4 liralık mı kar yaptık basit ucuz bir trade up'la. Tabi bunu da yapar mıyız bilmiyorum. %20 çünkü çok çok düşük olasılık. Bastım. Evet. Dediğim gibi. Dediğim gibi. Bakalım ne çıktı? Velvon çıktı. Aa Velvon mu? Bir dakika. Velvon'u daha pahalı. <laughs> Zarar etmedim lan yine. Güzel güzel. Bu da güzel. 9.93 yazıyor. Gir marketine babacım. Zarar etmedik. Mutluyum ben şu an. Mutluyum bir dakika. 10 lira. Çok iyi. Çok iyi. Tamam 7 lira maliyeti vardı. 10 liralık çıktı. Tamam ben mutluyum şu an. Şunu 10 liradan satarsam 8.70. Yani ben 1.70 kare geçmiş oldum. Çok güzel. Neye niyet neye kısmet. Düşüme gitti şu an. Yani o zaman şöyle ben fil iki tane fil karıştırmıştım ya arasına ben öyle düşünüyorum onlardan dolayı bir vervon çıktığını düşünüyorum ama hani vervon toplasanız dahi bakalım bir verbon toplasanız dahi ne kadar olacak ne olacak daha doğrusu. Neydi bizim şunlara bir girelim tekrar. E, Vervonları pahalı. Yani ucuza fil alıp tamam tamam güzel şu an benim aklım durdu biraz ama anlattığımı anlamışsınızdır diye umuyorum. Çünkü baya bir yoruldum anlatırken. Ee, tamam bu kadar video. Bir sonraki videoda daha güzel bir trade up yapmaya çalışacağım. Zaten bildiğiniz şeyler bunlar. Herhangi bir şekilde siz de araştırırsanız bulabilirsiniz. Sadece deniyorum ben. Eee ileriki videolarda tekrar çekilişler gelmeye başlayacak. Şu anda birazcık bana birazcık müsaade edin. Rica ediyorum sadece. Hani sizlerde de trade up bağış yapmak istiyorsanız, kutudur, her türlü çöpünüzü atmak istiyorsanız açıklama kısmında ve ilk yorumda trade linkim var. Oradan yollayabilirsiniz. Eee şu bu kadar. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.